İnsanlarım. Ben şerefsiz. Bazen şuradan su getir dediğimde, mıntıkayı düzgün yapmadım dediğimde suratını sağlıyor. Cumhurbaşkanımız bile demiyor mu? Kandırdılar. Hepsi bizim silah arkadaşımızdı. Yani ya yakıştıramıyorsun, konduramıyorsun ki. Şimdi tutukladığınız askeri serbest bıraktılar. Ya tabii ki ya. Evet, kendimiz için nöbet tutuyoruz. Gece abimiz ve babamızla nöbet tutuyoruz. Nöbet. Birlikte tanklardan birinde yerini aldı. Hedefleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü basmaktı. Eğer başarabilseler İstanbul'un Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine kara bir leke olarak sürmek istedikleri bir darbe girişimi oldu. O geceyi inanın hiç hatırlamak istemiyoruz. İl başkanımın Antalya'dan beni arayıp başkanım, böyle bir darbe girişimi var. Teşkilatınızı tamamen toplayın. İlçe başkanlığına gidin dediği zaman o süreden sonraki taburda bizim tüm Eleşkitli kardeşlerimizle birlikte toplanıp bize işte elebaşları yakalandı. İşte bir uçak düşürüldü. Bu haberler gelinceye kadar inanın o sürenin, o vaktin nasıl geçtiğini ne ben ne sizler hiç kimse bilmiyordu. Ama Allah'a şükürler olsun, bu millet kendi iradesine, devletine, cumhurbaşkanına, başkomutanına, kendi hür iradesiyle seçtiği başbakanın başkanlığında oluşan hükümetine, meclisine sahip çıktı. Tarihte hiçbir devlete, hiçbir millete nasip olmayacak bir kadirşinaslık örneği göstererek bir tankların önüne, mermilerin önüne hiç çekinmeden kendi göğsünü siper etti. Ben öncelikle şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. 240 tane şehidimiz var. Cenab-ı Allah hepsine rahmet eylesin. Makam-ı Mahmud'a yükselsin. 1500-1600'e yakın yaralımız var. Cenab-ı Allah da bunlara bir önce hayırlı şifalar nasip etsin. Allah onları kahru perişan etsin diyorum. Çünkü İslah etsin dediğimiz zaman 40 yıldır bu devletin her kurumuna vampir gibi girip emmeye çalışan, bunlar eğer 40 yılda bunların yanlışını göremediyseler, bundan sonra da göremezler. Bu ülke hiçbir zaman bir dış mihrakın, bir yabancı ülkenin, küfrün tasallutu altına girmemiştir. Fakat bizde dönem dönem içerideki işbirlikçi hainlerin kalkışmasıyla biz darbe dönemlerini yaşadık. Bu sadece Cumhuriyet dönemiyle sınırlı bir şey değildir. Osmanlı döneminde de bu tür hadiseler oldu. Ancak Allah'a hamd ediyoruz. 15 yıllık AK Parti iktidar döneminde reisi cumhurun o şerefli, o dirayetli halkın adamı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar döneminde de Türkiye fevkalade büyük bir mesafe kat etmiş. Dava şuuruna sahip haiz bu necip millet her dönem zorlu şartlarda zulme, baskıya, darbeye karşı böyle şerefli bir duruşu sergilemiştir. Sayın Başbakanımızın ifade ettiği bir şey ben de burada yinelemek isterim. Biz fert olarak böyle necip, aziz bir milletin mensubu olmaktan onur duyuyoruz. Ne mutlu ki Cenab-ı Hak bizi böyle şerefli bir milletin mensubu olarak yaratmış ve biz bu toplumun ferdi olarak her birimiz sorumluluk bilinciyle Türkiye'ye yönelik her türlü tehdit, baskı, şantaj, dış destekli
fitne hareketlerine karşı inşallah ilelebet bu samimi, bu kararlı, bu dirayetli duruşu sergileyeceğiz.